Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir Reply Analizinde daha birlikteyiz. Chatimizden aramıza yeni katılan arkadaşlar. Ne güzel. Her gün yeni katılan arkadaşlar oluyor. Çok güzel. Acayip hoşuma gidiyor ya. Bu yayıncılığın en sevdiğim tarafı bu yani, her zaman söylediğim gibi. Yeni katılan arkadaşlarımızdan Strolikan gönderdi bu şeyi, Reply Analizini. Reply Analizi ne diye sorarsanız eğer YouTube'daki arkadaşlar, Replay, StarCraft maçı yapıyorsunuz. Replay'iniz var. İlginç bir maç. Hemen bak, kanalın altında şey, videonun altında falan linkler var. Discord'a geliyorsunuz. Replay analizleri kanalına. Drag and drop çak. Gönder gel. Hiç sormana bile gerek yok. Merhaba da gönder. şu anda izlediğimiz şey de Data Aura haritasında bir Silver, bir ZVT. Strolikan da chatimizde, ben de aynı zamanda chatimizde muhabbet ediyor olacağım. Caz eşliğinde SC2. Ben oynadım işte geçen gün. Şimdi YouTube'daki arkadaşlar ne muhabbet yapıyorsunuz diyecekler. Müzik muhabbeti yaptık da bir tık önce. Bak canlıya gel, twitch.tv'ye /lambdacd'ye böyle muhabbetlere gerek kalmasın. Güzel. Müzik muhabbeti yapıyorduk da. Ben caz eşliğinde de StarCraft oynadım. Hatta cazı bırak şeyi. Türk Ud cazı eşliğinde de StarCraft oynadığım günler oldu. Hatırlayan vardır aranızda. Vivaldi ile daha güzel gider işte. Açmıyorlar. Vasudak hoş geldin. Ne yapıyorsun? Tekini birazcık erken aldın gibi hissettim ama. Strolika şu anda bizim şeyleri izledin mi? Şey sorayım sana. Benim Zerg videoları, anam. Benim Zerg videolarını izledin mi YouTube'daki? Biz bir ara yayına Müslüm Gürses eşliğinde oynamıştık. Bütün chat ağlıyordu. Aman gitti variller. Ne suçu vardı o gariban SCV'lerin? Dünyayı yakarsa gariban SCV'ler yakar. Aha. Hiç panik yok. Bırak istediğini yapsın. Ya Bunoş, bu arada şöyle bir şey de yapabilirsin ha. Yani hiç paniklemeye hiç lüzum yok. Bak şu an 8 tane zorgun. Tamam olur. Saldırı gibi bir şey olduğu için. Ama çok fazla tepki vermeni tavsiye etmem. Şöyle bir şey de yapabilirsin. Eğer böyle bir şey görürsen 2 tane drone'u al. Bak 2'den fazla değil ama. 2 tane drone'u al. Ha, bu 2 tane drone'u şuraya attack move yap. Bu. O SCV'yi öldürürsen çünkü shutdown yani bu, anladın mı? Aşırı tepki vermemeni tavsiye ederim burada. SCV bak sokmadı bile içine yani. Selektolar mı aim'u? Bak bak bak. Mevzu şu. Mevzu şu. Strolikan aklında tut. Seni bir tane Reaper'la öldürmesinin imkanı yok. Burada bir tane bunker var. Bu bunker Reaper buraya ulaşıyor mu? Ondan emin değilim. Ha ulaşıyormuş. Bir tane Reaper Hatchery'i böyle şey yapıyor yani. Dürtüyor. Hatchery'nin 1500 EP'si var. Anladın mı ya? Boyasına zarar vermez yani. Anladın mı? O yüzden tepki verme yani. Aşırı tepki. Bu kadar Zergling seni bu Reaper'dan her daim korur. Çünkü buradaki olay ne? Drone'ları korumak. Çünkü şu andaki safhamız ekonomiyi ayağa kaldırma safhası. Öyle olunca mevzu dronlardan uzak tutmaya çalışmak şey yani. Reaper'ı. Normalde benim biraz önce oynadığım ZVT'deki şey de oydu yani. Olay da oydu yani. Reaper'ı dronlardan uzak tutmaya çalışıyordum yani. Reaper'ları öldürmek değil olay yani. O yüzden bu kadar şey yeterli. Senin olayın şu larvayı harcamak. Şu anda yaptığın şeye var ya, o kadar acayip bir şey ki. Bunu böyle ağaç gibi düşün, tamam mı? Böyle bir tane şey düşün. Bir tane ağaç düşün bak şimdi ya. Gel gel sana göstereyim. Dur. Dur. Gel. Bak şimdi. Sen normal build'ını şey gibi düşün. Ağaç gibi düşün, tamam mı? Ağaca dallar koyuyorsun.
böyle dallar dallarla büyümeye başlıyor. Bu dalda büyüyor, buraya geliyor. Bu dalda büyüyor, buraya geliyor falan filan. En sonunda yakalayacağın genişlik senin builder'ın kuvveti gibi düşün. Tamam mı? Şimdi ve her bir dalı da bir tane drone gibi düşün. Her bir dalı bir tane drone koyduğunu düşün. Birer tane drone koyuyorsun. Drone koydun. Ve hepsi bütün dallarda uzamaya devam ediyor. Acayip analoji kuruyorum şu anda. Sonuçta demem o ki erkenden koyduğun drone'ların etkisi ileriki zamanlarda daha büyük olacak. Anladın mı? Oyun yani 10. dakikada yaptığın bir tane drone'la 2. dakikada yaptığın bir tane drone'un etkisi çok büyük, çok farklı. O yüzden larvayı harcamanın önemi en başta, yani oyunun en başta şöyle bir grafik yaparsak mesela, bu larva önemi. Ne güzel yazdın değil mi? Larva önemi diye düşün. Tamam mı? Larva önemi, ay ters oldu ya. Şurası larva önemi olsun. Böyle bir eğri çiziyor. Larva önemi çok fazla yani. Larvayı harcamanın önemi oyunun en başında inanılmaz fazla yani. O larvayı harcamanın etkisi oyunun sonlarında çok daha belirgin olacak yani. Anladın mı? O yüzden şu anda hiçbir şeyin dikkatini dağıtmamasına önem vermek lazım. Dikkat şey yapmak lazım. Makas gibi düşünüyorum. Kötü makro ile rakipte benim aramda birimiz yukarı birimiz aşağı doğru açılıyor diyerek de. Eyvallah. O da olur. İstediğin gibi düşün. Sonuçta olay o larvayı harcamak. Bak larvayı üretiyorsun çok güzel. Bak şu anda fokusun orada yani. Güzel. Güzel bitti. Bu kadar. Ama hala larvan var. Yapman gereken en önemli şeyi yapmadın yani, anladın mı? Bu yapman gereken en az önemi olan şeydi. Anladın mı? Bamboozled. You have been bamboozled. Abi sen kandırdı adam yani seni. Çünkü yani işte buna kanmaman lazım yani, anladın mı? O paniği yaşamaman lazım. Yani sen istediğin salaklığı yap yani, benim işim var burada demen lazım. Anladın mı? Asıl önemli olan kısım rakibi elimine etmek değil. Çünkü seni öldürecek bir tehdit değil bu yani. Asıl tehdit burada. Larva. Ne yapıyorsun o larvaya? Drone yapıyorsun. Güzel. Drone yapmana katılıyorum. İkinci queen'im yapılmıyor. Queen. Benim işte o yüzden sordum. Acaba benim şeyi kanaldaki videoyu izledin mi? Videoları izledin mi? Zor videolarını. Oradaki build'ımı takip ediyorsun yoksa kendi kafana göre bir şey mi yapıyorsun? Onu sormak için şey yapmıştım. Şu anda bak gereğinden çok fazla zörglingim var. 8 tane zörglingim var. Bak bu mesela erken şu anda. Şu anda erken var. Bunu ne zaman yapacaksın biliyor musun? Bak pop olacak ya. Bir dakika, oldu mu ilk? İlk inject. Yok, daha yeni geldi. Ha yo pardon, özür dilerim. Tamam, ilk inject'in şey oluyor, pop oluyor. Ondan sonra tamam. İki queen var. İkinci queen. İki, buradan yani natural'ın ikinci queen. Buradan ne yapıyorduk build'da? Queen bittikten sonra hemen inject layer. Burada da inject ikinci queen. Ya üçüncü queen yani işte, neyse. Neden o önemli? Çünkü birazdan üçüncü base'imizi alacağız. O üçüncü base'i inject etmeye başlayacak. Aynı build, sadece cheese çok yemekten roach form biraz erken çekiyorum. Okey. Yani anladım. Yani bu şeyler çok yapılıyor. Anlayabiliyorum yani. Ben de o kafalara gittim. Dedim ki yani hani zorging speed'i erken alayım. Şeyi yani birazcık daha erkene çekeyim. Biraz build yapayım mesela, şey yapayım. Güvenlik yapayım vesaire. Yani şu karşıya baktım mı bilmiyorum. Şeyi yok. O yüzden sana diyeceğim ki Emirhan hoş geldin, selamlar. Seviyor musun şeyi, StarCraft'ı? İpini koparan cheese yapıyor. İpini koparan cheese yapıyor. Ya abi insanlar öyle oynar. Yani kafana göre istediğin stille, teknikli teknik olarak izin verilmeyen bir şey yok yani. İstediği gibi oynar. Ama yani senin şu anda Surolikan yaptığın hareket burada natural görmediğin için
O yüzden mantıklı. Anladın mı? Natural görmedik orada çünkü. Tamam, o yüzden şu anda bir şey demiyorum ama orada eğer ki natural expansion olsaydı Terra'nın, karşındaki Terra'nın, o zaman diyecek bir anlamsız. Çünkü neden biliyor musunuz? Zerg'ün olayı şu. Zerg'ün genel mantığı şu. Zerg her daim rakipten bir adım önde şey olarak, oyun game sense olarak, yani rakip bir şey yapacağı zaman Zerg, daha ileriki safhalarda konuşacağız bunları. Şu anda hiç önemli değil. Çünkü karşındaki, yani ne olursa Silver League oyuncusu karşındaki. Ya ben kimseyi küçümsemiyorum ya. Belki bu arkadaş önümüzdeki senenin GSL şampiyonu olacak ama şu anda Silver League'de. Ve Silver League'deki arkadaş yeterince ünite yapmayacak. Anladın mı? Makrosu yok. O yüzden Silver League'de. Öyle olunca scout etmene vesaire falan gerek yok. Ama olacak olan şey ileride, olacak olan şey şu. Rakibin seni öldürmeye gelene kadar, gelmeye karar verdiği anda sen bunu görüyor olacaksın. Diyeceksin ki aha geliyor. Anladın mı? Bu creep'le olur. Overlord scout'la olur. Zergling scout'la olur bir şekilde. Bir şekilde biliyor olacak. Dolayısıyla ondan sonra geliyor, hemen o zaman tepkimizi verelim deyip ünite basmaya başlayacaksın. Anladın mı? Zerg, yani bu yüzden erkenden hazırlamak, önceden korkuyla oynamak Zerg'e en çok zarar veren şey yani. Terran ve Protoss korkuyla oynadığı zaman çok fazla bir şey olmuyor. Neden bir şey olmuyor? Çünkü onlarda seçim yok. Yani larvayı worker işçi mi yapayım, ünite mi yapayım diye bir seçim yok ya. İkisini aynı anda yapabiliyor. Dolayısıyla korku ona zarar vermiyor. O ancak ne oluyor? Daha fazla ünite basmıyor da işte bunker yaparsa, işte misal turret yaparsa o zaman ekonomik şeyine zarar veriyor, makrosuna. Ama en çok zarar gören, korkudan, korku hissiyatından en çok zarar gören ırk Zerg. O yüzden o korkuyu bir at üzerinden. Cheese biliyorum yani, cheese yapmak çok sıkıcı. Cheese'lerle falan uğraşmak. Ama o korkuyu bir anınca at. Sen build'una güven, makrona güven. Rush'lara karşı duramıyorum ben de, race fark etmeksizin. Yani farklı şeyler var. Bu build'da da mesela, bu build'da da mesela wall off yapabilirsin yani. Farklı şey, teknikleri var ama şu anda mevzu şu. Benim size söylemek istediğim, makro serisinde mesela söylemek istediğim şey, en önemli şeylerden bir tanesi oydu. Yenil sen de, yani cheese yapana yenil. Bırak gitsin. Alsın MMR'a gitsin. Senin kazanacağın oyunların sayısı, kaybedeceğin oyunların sayısı her zaman daha fazla olacak. Her zaman bak ya, bu şu anda bak, Roach War'unu erken yaptın. O bir vurdu. Gerçi o kadar da erken değildi de, yeterince ekonomin yok yani, yeterince Roach pompalayamayacaksın oradan. Neyse bakalım. Bir de üzerine spine yani. Şu anda spine yapman gerektirecek hiçbir şey yok. Görmüyorsun hiçbir şey. Eğer ki çok merak ediyorsan, çok böyle stres altındasın, burada şey yok. Natural yok. Ne yapıyorsun? Sok abi bu Overlord'u içeri. Bunu içeri sok. Bırak ölsün. Hanım bir bak yani ne yaptığını. Eğer ki çok stres altındaysan yani. Şunu yapmandansa, bunu yapmandansa bu Overlord'u içeri sokup öldürtmen çok daha rahat olur. Aha. Natural'ı geliyor. Bak içeride bir. O da korkuyor. O da büyük ihtimal 12 pool'larla buraya gelmiş. Bronze. Oo çok kötü. Çok kötü. Neden? 29 tane drone'um var. O hareketi ne zaman yapman lazımdı biliyor musun? Hydralisk, ekstra gaz. İkinci evolution chamber. Bunu 66 drone'da yapman lazımdı. Şu anda 29 drone'da yapıyorsun yani. Abi bu şu anda kilit vuruyor ekonomine yani, makrona. Neden kilit vuruyor diyorum? Neden kötü bir şey bu? Şundan dolayı kötü bir şey. Şimdi hidrelistiklerine verdiğin parayı başka bir paraya vereceksin. Queen yapacaksın. Extra hatchery yapacaksın. Overlord yapman gerekecek. Drone yapman gerekecek. Evolution Chamber hidrelistiklerine, hadi diyelim ki onlara para verdin. Upgrade'lerine para vereceksin. Buradaki upgrade'ler, bütün binaları kullanabileceğini mi zannediyorsun? Öyle bir para yok. Eğer ki hadi onları da yapabildin diyelim, hidrelistiklerle roach üretebileceğini mi zannediyorsun? Anladın mı? Ne Overlord yapabilirsin, ne ünitenin kendisini yapabilirsin. Supply Blow'a sebep olmaz mı? Overlord'un ölmesi drone'a etki edecek sonuçta. Bir tane daha Overlord yap. Yap bir tane Overlord, bunu gönder. Diğer türlü oyunu kaybedeceksin. Burada mesliyorsa bilmen lazım. Burada diyelim ki
diyelim ki burada Command Center yok. Burada 5 tane Varax'ı var. Sürekli adam pompalıyor. Marin Marauder pompalıyor. Ne yapacaksın? Anladın mı? Onu görmen lazım. O yüzden stres yaptığında içeri sok. İçeri sok, bırak ölsün. Önemli değil. Bir tane daha fazla, bir tane daha yap işte. Yap bir tane overload, başlat, bunu içeri sok. Bu içeride gidip ölene kadar o diğeri gelir zaten. Ama doğal expansion, natural expansion görüyorsan o zaman hiçbir şey yapmana gerek yok. Hatta geri çek bunu. Şu pillarlar vardır her haritada. Bak şu pillarların üzerine koy. Ama önemli değil abi, önemli değil. Mevzu ne biliyor musun? Bak bu oyundaki en önemli, en çok önemli, önem verilecek şey drone sayısı. Larvayı harcayıp drone sayısı yapman lazım. Silver League'de, çünkü yani Bronze League'de öğrenilecek şey neydi? Larvayı harcamaktı. Silver League'de şimdi neye harcayacağız? Drone harcayacaksın. Anladın mı? Hemen ben dalıyorum üstaddan önce. Overlord'un öleceğini anladın da yenisini yapacaksın ilerleyen zaman alıştıkça. Hızlı çıktım. Eyvallah. Bak şimdi bak. Yani öyle bir ekonomiye sahip olman lazım ki teknolojiyi geliştirdiğin zaman. Bak Evolution Chamber. Benim söylediğim şekilde yaparsan 44 drone'a geldiğin zaman işte bu ikinci injectten sonra böyle pap pap iki tane gaz, hemen gazlarını şey yap dediğin zaman o zaman şöyle şeyler olacak. Hemen bu Evolution Chamber bittiği anda, benim oyunlara bak. Evolution Chamber bittiği anda plus bir upgrade'i başlatacak. Ve Roach Warm bittiği anda Glad Reconstitution, Roach Speed'i başlatacak. Paramız olacak. Tık tık hemen. Evolution Chamber bitecek, plus one. Roach Warm bitecek, Roach Speed. Hemen. Bunları yapacak paramız olacak. Aynı zamanda 3. base'i alıyor olacağız. Aynı zamanda artık roach üretiyor olacağız. 10 tane safety roach'umuzu yapıyor olacağız. Anladın mı? Eğer ki binaları yapıyorsan ve boş duruyorsa o zaman yanlış bir şey yapmışsındır. Anladın mı? Bu istesen de boş durmak zorunda şu anda. Paran yok. Çünkü hızlı teknoloji arttırdın. İşte bu aynı problem şeyde de vardı. Terranlarda da oluyor mesela. Terran'da bir base'de Battle Cruiser yapıyor herif. Protoss bir base'de carrier yapıyor mesela. Aynı hikaye yani. Teknoloji o senin yaptığının bir iki kat daha kötüsünü yapıyor. Üçüncü tier ünite yapıyor. Üçüncü çok büyük teknoloji ünite yapıyor. Çok pahalı bir şey yani. O bir tane Battle Cruiser yapabilecek yani, anladın mı? Sen de şu anda iki tane Hydralisk yapabileceksin yani. Birazcık daha ucuz olduğu için. Evi arabayı sat BC. Aynen öyle oluyor olay yani. Bir de ZVT kapıyı kapatmaya gerek yok. O cheesy'di Vasudok başta da ondan öyle yaptı. Reaper... Proxyrax Reaper'a benzeyen bir şey, bunker kurdu, Reaper getirdi falan filan. Proxyrax Reaper'a benzer bir şey yedi, onun olan korkudan kapattı. Bak. Şu anda yani 30 drone ne yapıyorsun bunları abi? Bu şu anda reza yani, bak bu gaz dolu değil, burası yarısı yani, çok kötü bir ekonomim var şu anda. Bir de sen buradan drone mu aldın? O niye burada 10 tane var? 16 tane yok. Bu çok kötü bir alışkanlık. Yapma bunu. Aa pardon, buraya mı gitti o drone'lar? Bir tanesi buraya, bir tanesi buraya. Hidraliski 3 tane de buraya, 5 tane oldu. Bir tane de spora gitmiş, al. Bina yapmışsın, yerine şey yapmamışsın. Spor niye? Üret abi, bir şey yap. Ya şimdi bu açılıştan dolayı şöyle bir şey oluyor. Ben çok yap. Ben bunu çok alasını yaptım yani. Yalnızca bir base'de böyle benim 5. dakikada 6. dakikada burada 2 tane drone'um olduğu günler oldu yani. Zorunluluktan değil, gerçekten bilmiyordum, anlamıyordum yani. Şunu söylemek istiyorum. Açılış oyunu çok belirliyor. Oyunun gidişatını çok belirliyor.
Bu açılışından dolayı bütün oyun boyunca şu anda 21 dakika boyunca çile içerisinde olacaksın. Biraz önce yaşadığın şey vardı ya. Burada Helen'ler geldi ve sen o Helen'leri öldüremedin. Cezalandıramadın o hareketlerinden dolayı. Onu bütün oyun boyunca yaşayacaksın şimdi. Çünkü hiçbir zaman cezalandırabilecek sayıda üniten olmayacak. Hidra yapıyorsun şu anda. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Srolikan. Şu anda korkuyorsun. Bildiğin yani, korkuyu sezebiliyoruz yani. Anladın mı? Ve doğal da bir korku. Cheese yedin. Sinir bozar. Evet. Ama o korkuyu üzerinden hemen atman lazım yani. Anladın mı? O korkuyu hemen atman lazım üzerinden yani. Bak ya olabilecek yani şunu düşün. En kötü olacak şey. Olacak en kötü şey yenilirsin yani. Bir şey yok ya. Bu şey gibi düşün ya. Biraz biz çok abartıyoruz bu tür şeyleri. Bak ya oynarken insan gerçekten çok acayip oluyor yani. Bunu şey gibi düşün ya. Normal Counter Strike oynuyorsun diye düşün. Tamam mı? Normal Counter Strike oynuyorsun. Pat headshot dedin. Ha, şimdi headshot'tan temkinli olmak var. Yani cover yapmaya çalışmak. Bir de korkup pısıp durmak var. Korkup pısıp durursan bir yerde hiç kimseyi öldüremezsin. Öyle değil mi? Yani Counter Strike bu şekilde oynanmaz yani. Öyle değil mi yani? Bir kenarda duruyorsun böyle. Bütün erken tekler agresif saldırı kesin. O kadar iyi biliyorum ki ya, şeyin yaşadığın şeyi. Ya. Aynısını ben de yaşadım yani. Ve aynısını yeni başlayan neredeyse herkes yaşıyor. Korku var yani. Sürekli bir şey korkusu var yani. Saldırı altındayım. Dayak yiyeceğim korkusu var yani. Sonuçta o korkuyu hemen bir an önce atman lazım üzerinden. O korku seni şu anda şey yapıyor yani. Seni şu anda bıçaklıyor o korku. Bak şu anda var bak 68-62. Şu anda Zörg'ün ekonomisi inceklerden dolayı ve şeylerden dolayı larva üretim yani üretim mantığı yani Terran ve Protoss gibi birer birer değil de üçer üçer ürettiği için normal şartlarda bak 6. dakikada senin burada 90 küsür 90 atıyorum 98/114 falan olması lazımdı. Anladın mı? Arasında bir Terran'da 30 şey fark olması lazım. Yani. Şu anda Terran'dan daha az işçim var. Yani. Bu var ya bu şu anda icip göçmüş durumdasın yani. Şu anda oyunu zaten kaybetmişsin. Karşındaki öldürebilecek mi bakalım seni ya? Karşındaki işi bitiremediği için olacak. Oyun zaten kayıp şu anda. Şu anda hemen öne geçmen lazım. Neden biliyor musun? Çünkü iki nedeni var. Bir tanesi hem worker sayısı şu anda Terra'nın yaklaşık bir iki kat olması lazım. 6-38 şu anda sende işte en azından bir 66-70 drone'un olması lazımdı. Terra'nın iki katı kadar harvest'ın olması lazım. Hem o yok. İki katı yok. Bu ne demek? Sen olman gereken yerden yarı ekonomidesin şu anda demek. İkincisi Terra'nın mule'ları var. Bu 1300-1300 görüyorsun ya. O mule'ları bir atacak o 2000'e 1300 olacak mineral girişi. O böyle acayip değiştiriyor işleri ya. O yüzden yani sen şu anda Terra'nın bir yarı kuvvetindesin. Bu oyundaki ekonomi. Bu ne demek? Terra'nın kadar ünite yapamayacaksın demek. Ha, karşındaki ünite yapar yapmaz beni hiç ilgilendirmiyor. Ama karşındaki rakibin verimli oynuyor olsaydı o zaman işte her zaman yarısı kadar üniten olacaktı yani. Ki zaten şuna dikkatini çekerim. Terra'nın üretim tabi her daim şey duruyor. Sürekli bir şeyler üretiyor rakibin yani. O mantığı en iyi PUBG'de attım. İçimden o hissi atınca atladım arabaya. Korna çala çala ya her rey. Aynen öyle ya. Aynen öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyde 3200 MMR'a geldim. Diamond'a çok hızlı bir şekilde geldim. Makro bildiğim için. Anladın mı? Makro üzerine odaklandığım için. Makro bildiğim değil de makroya çalıştığım için. Bu cheese me zıvır zıvır şeylerle hiç uğraşmadım. Sadece makroya baktım. Bundan dolayı ben Platinum League nasıl geçti mesela hiç anlamadım yani. Ben gold'dum. Bir anda kendimi Diamond'da buldum.
Hatta yayında oldu değil mi? Yayında geldi Diamond. Wow, Diamond 3'e geçtik lan diye. Sonra 3200'de MMR'a geldim. Bir şey geldi. Böyle bir duvara tosladım. 4 hafta 5 hafta boyunca 3050 3200 3050 3200, git gel, çünkü orası tam Diamond sınırı. Platinum 3 Diamond, Platinum 1 Diamond 3 sınırı. O sınırda Diamond'a çıkamayan ve ben bu oyunu beceremiyorum deyip all-in yapan insanlar da dolu orası. Anladın mı? Tıkanmış durumda orası yani. Sürekli all-in yediyorsun, sürekli all-in yiyorsun, sürekli all-in yiyorsun, sürekli cheese, 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 cheese falan filan. Ondan sonra aynı hissiyat, aynı senin dediğin gibi, dedim ki ya ben birazcık saldırgan olayım. Birazcık bir saldırayım. Onu dediğim anda 3200'ler çok kolaylaşmaya başladı. Anladın mı? Aa dedim, yani üretime, yani saldırgan olayım derken üretimini aksatmadan, yani üretimi yapıyorum. Normal makromu aksatmadan birazcık bir saldırgan olayım dedim. Anladım. Ondan sonra o korku şeyi attım üzerimde. Bu turtle hissiyatı gitti üzerimden. Ondan sonrası çok rahat oldu yani. Ben haftada adam akıllı bir gün oynayabiliyorum ya, elim soyuyor. Eyvallah, olabilir. O tabii oyun sıklığıyla geçer. Ama yani şey değil. Sonuçta pratikle gelişecek bir şey bu. Aynı normal basketbol, futbol gibi falan. Oynadıkça gelişecek bir şey. Bir de zaten olay ne abi ya? Oyun bu yani. Keyif almaya bak yani, anladın mı? Keyif almak için oyna ya. Ya gelişmek zorunda da değilsin yani. Ben sadece şunu söylüyorum. Oynadıkça zaten kendiliğinden gelişecek. Ha, az oynarsın. 2 ayda gelişir. Çok oynarsın. 2 haftada gelişir. Sana kalmış. Ya bak şimdi drone'luyorsun. 67 drone'a geldin ya bak. 3 base saturasyona geldin şu anda. Bu 3-5 saturasyona 3 dakika önce gelmiş olman gerekiyordu. Ve hala larvanı düzgün harcamıyorsun. 20 larvan var şu anda. 23 larvan var. Şu anda itibaren 29 larvan var. Şu anda itibaren yaptığın hiçbir şey önemi yok. Yaptığın hiç... 14 tane o birden overlord yaptın. Wow, 1400 mineral harcadın ona. 14 tane overlord seni ihya ile 14 çarpı 8 diye düşün yani, anladın mı? Hani 110 supply'ı bir anda vuruyorsun yani. Evet, drone'u durdurdun. Bak hala. Sonra hidrelisk yaptın. Bu da bu arada şuydu. Ben Shi'ye verdiğin tepkiydi. Bak abi, bu korkuyu at üzerinden. Çok aşırı tepkiler veriyorsun yani. Senin Overseer'in var. Spor kolonin var. Queen'in var. Anti-Air'in çok yani şu anda. Hidraların var. 3 tane Overseer bir anda. Tamam, hani bu çok önemli değil ama şey, 24 tane birden Hydralisk'e lüzum yoktu şu anda. Anladın mı? Ya 73 drone işin bitmedi daha. D'ye nasıl basılmışsın bu sıraya bak. 73 şu anda yani şeyin. Harvester'ın 73. 80'in üzerine çıkacak. Daha bitmedi işin. Drone'a çok geri kaldığımı fark ettiğim sıralar şu an. Eyvallah. Bak işte bu yüzden diyorum ki mikrolamayın şu orduları. Mikro, senin olayın mikro değil abi. Mikrolama bak, mikroladığın için Miss Micro'dan oyunu kaybettin şu anda. Oyunu kaybetmenin de işte fight'ı çok iyi. Burada çok iyiydi bak. Normal bildiğin attack move'unu yaptın, kral. Widow Miner'den hiç korkmana gerek yok. Burada Widow Miner'a patlamanın nedeni
yakın olman. Yakın olman şu an. Çünkü neden biliyor musun? Widowmine Outer Range eder Hydra. Hydralisk'in range'i 6. Widowmine'ın range'i nerede o? Yazmıyor mu bunun range'i? 5 olması. Ya 4 ya 5. Sonuçta Hydralisk Outer Range eder şeyi. Widowmine'ı. Overseer'ların da var. Attack mı yapacaksın? Bitti bu yani. Anladın mı? Ondan sonra Roach bas. Bak Hydra Roach'tan daha iyi diye bir kaide yok. Hydra'nın HP'si 90. Roach 145 ve Armored. Dolayısıyla Roach Hydra kompozisyonunda her zaman mikro bahsediyorum. Bu söylediğim şey senin için geçerli değil. Hiç dikkate alma. Ama mevzu şu. Roach'lar önde, Hydralisk'ler arkada olmalı. Tamam mı? Her türlü Hydralisk'ler, Roach'lar bu kompozisyona birebir kral. Mevzu ünite yapmak, larvayı harcamak, inceklerini şey yapmak. Şu anda çünkü şöyle bir şey, şöyle düşün. Şu anda 11.57'desin. Normal şartlarda Roach Hydra ile 9 dakika, yani 3 dakika önce max out olmuştun yani. 200'ün 3 dakika önce. 3 dakika önceye bakalım mı? Rakibin ne yapıyormuş? Bak buralar senin harbi hedefin. Hadi 10 de ya. 10 de. 9.5'da değil mi? 10 de. 10 de. Senin bak hedefin 10 dakika olsun. 10 dakikada 200'e ulaşmaya çalış. Bak rakibin nerede? Ha, olması gereken şey işte bu. Roach Hydra da 200 olduğun anda karşıdaki %30 falan olacak. Domine edeceksin. Bu. Ama onu yapamayınca çile oluyor. Bir de üzerine mikro yapınca iyice ne yani. Gel bakayım. Orada bir move comment yaptın ki bütün orduyu bedavaya verdin ya. Çünkü tanklardan korkuna yaptın. Tanklardan korkmana gerek yok. Senin hiçbir şeyden korkmana gerek yok şu anda. Makroya dikkat ettiğin sürece, üretimine dikkat ettiğin sürece zaten yeterince üniten olacak senin ya. Bak şimdi bak burada bu hidraları aldın. Tam Terra'nın yapmanı istediği şeyi yaptın. Bak şimdi. Ay. Tam Terran senden bunu istiyordu. Bunu yapmanı istiyordu yani. Getir orduları bana diyor. Getir bir de domainlarıma getir demek istiyordu. Anladın mı? Sadece tanklardan korktuğun için şey yaptın. Burada sabır. Burada sabır ya. A-move ünite yap. A-move ünite gönder. Yaldır yaldır, anladın mı? Yaldır yaldır. Eğer ki baktın eritiyor şey yapamıyoruz. O zaman geri çekil abi. Geri çekil abi. Şu anda tankın hatchery'e maçery'e vurmuyor. Niye savaşıyorsun şu anda? Anladın mı? Geri çekil. Bırak o spine'lara karşı savaşsın. Saçma sapan drone'lara vururken şey yapsın. Anladın mı? Drone'ları pull etmiş gibi olursun yani. Sonuçta acele et. Acele et. Bak 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 bak. Bak. Yani mikrolama değişiminin iki nedeni var. Bir tanesi arkada makro kaçtı. Kaçtı, ağır kaçtı hem de yani. Inject yok. Inject yok. Inject yok. Drone fazla. Inject yok. Üzerine sürekli larvan var. Üzerine upgrade'lerin duruyor. Yani daha doğrusu teknolojin duruyor yani. PlayStation Pit Hive'a çıkacaksın. 3-3 upgrade'lerin nerede? Normal şartlarda öyle bir düzenli şey yapman lazım ki 2-2 upgrade'ini başlattığın anda Infestation Pit'i koyman lazım. Ki Infestation Pit'i koyduktan sonra hemen Hive'ı bir şey yapacaksın. Infestation Pit artı Hive'ın zamanı 2-2'nin bitme zamanına denk geliyor. Öyle olunca 2-2 bittiği anda Hive'la Infestation Pit Hive'ın hazır olduğu için 3-3'e hemen devam edebiliyorsun. Ama bu upgrade'ler hiç durmayacak bunlar. Ama bu 2 dakikadır duruyor bu. 2-2 upgrade'de kaldın. Hala larvanı harcamıyorsun. Bir de sürekli Hydra yapıyorsun. Ben buraya Roach yapardım açıkçası. Olur. Olur. Orada uğraşmak istemiyorum dedim. Güzel karar. İyi karar.
Ben ona varım. Mineral field depleted. Our forces are under attack. Çok Hydra'ya çok güveniyorsun şu anda. Hydra squishy ya, Hydra squishy. Roach'un Roach armored ünite. Pound yani şey yapabilir yani, anladın mı? Yumruk alır yani. Dayanır ona ama Hydra ölür. Hydra ölü verir. Ne armor'ı var, ne HP'si var Hydra'nın yani. Bak şu an, bak şu anda mikro yapıyorsun. Bunu asla yapma. Bak ya. Platinum League V6. Veya Platinum'da çok az mikro yapacağız. Platinum yani Gold League'e kadar no mikro. No mikro. Hiç mikro. A-move. Senin çok daha önemli işlerin var burada. Beşer beşer yapıyorsun. Bak 5 tane yap. İncekli yok. Şuraya base yapman çok güzel. Harika. Ama daha bak, tekin yok. Upgrade'lerin boş duruyor. Burada bir creep spread'in yok. Bir tane hiç olmazsa creep tumor koy buraya. Buradaki gazların boş. Ve harcaman lazım yani. Larva lazım sana. Bir tane daha hatchery koy mesela. Eğer ki 1000'in üzerindeyse şeyin, mineralin, bir tane macro hatch koy şuraya. Hatchery koy. Larva üretsin sürekli. Ama şey lafımı hatırla. Oyunun başında ne dedim? O ekonomiden dolayı oyun çile içerisine geçeceksin dedim. Şu anda yaşadığın çilenin nedeni Hydra yapıyor olman değil. Nedeni bu combat değil. Nedeni ünite sayısı. Anladın mı? Nedeni ünite sayısı. Şu anda burada arkadaşının 73 army supply'lık şeyi var. Senin hali hazırda 52 army supply'ın var. Bunun 124 değil 200'de olduğunu düşün. Anladın mı? Şu anda 13. dakika. 200'de olsaydın 76. 76 artı 52, 120 küsur army supply'ın olacaktı. İsterse Zergling olsun 122 şeyin supply. İsterse Zergling olsun, isterse drone olsun 120 supply. Bu kadar drone alamayabilir ama anladın mı? Hydra, Zergling fark etmez. Board'u siler geçer yani. Olay sayı, üretim sayısı. Dolayısıyla o dediğim şeyi hatırla. Oyun çile içerisine geçecek. O ekonomi bunun nedeni. Bunun nedeni şu anda aldığın kararlar değil. 10 dakika önce yaptığın kararlar. Erken teknolojinin işte şeyi bu. Yansıması bu. O drone'u yapsaydın korkusuz bir şekilde, o zaman o çok o kadar rahat edecekti ki, aa bu ne lan diye seçecekti. Bu maç nasıl merak ettim. Mass Siege Tank ve Widow'a anti ünite devam. Hiç. Bak ben sana söyleyeyim. Kompozisyon, ünite kompozisyonu ve mikro. İkisi de ilgileneceğin şeyler değiller. Platinum. Platinum League'de ilgileniriz öyle şeyler. Hiç girme. Çünkü neden diyorum? Roach Hydra kompozisyonu hem yere hem havaya vurabilecek. Aynı Terran'daki tavsiye ettiğim Helvet Thor gibi. Anladın mı? Şeydeki Protoss'a tavsiye ettiğim Charizard Immortal Archon gibi. Anladın mı? Bu kompozisyonlar böyle versatil kompozisyon. Her yere vurabiliyor. Yeterince sayıda olması yeterli. Anladın mı? Çünkü StarCraft'ın birinci şeyi, bak yabancı şeyleri takip et. Yabancı streamerları vesaire, pro casterları falan takip edersen. En klasik laftır. StarCraft'ın birinci kuralı. Ya da StarCraft'ı da boş ver. RTS'in genel olarak birinci şeyi. More shit counters less shit. Tamam. Olay bu. Yani daha çok üniten varsa daha az üniteyi yener bu. Anladın mı? Ne olduğu hiç önemli değil. Burada seni kurtaracak şey ünite kompozisyonu değildi. Ki ben Mass Widow Mine'a karşı Hydra yapmanı tavsiye ederdim zaten. Birazcık hızlandıracağım. Bak görüyor musun ya? Burada bak üçer üçer gönderiyorsun şeyleri, hidresleri. O ayrı bir hikaye. Ya bu base'den vazgeçtin zaten. Tamam vazgeç artık o zaman. Gönderme şeyleri, hidresleri oraya savunmaya. Burada topla bütün hidresi. Ya burada şu anda 200 olsaydın, 200 demek ne demek? 130 supply hidre risk olması demek.
Ne demek 130 saplı hidrelisk? Hidrelisk saplı kaç? 2. Değil mi? Gel teyit edeyim. Hidreliskin saplı 2. Ne demek bu? 60 tane hidrelisk olması demek. Gel buraya bak. Bak buradaki ordusu ne kadar. Anladın mı? Bu. 3-5 tane Widowmine. 2-3 tane tank. Bir de parade push yapıyor. Oraya mı rallilemiş? Oraya da rallilemiş. Neyse. Ne yaptığın hiç önemi yok. Anladın mı? O da teker teker gönderiyor yani. 60 tane hidre olduğunu düşün burada ya. Yalnızca hidre yap yani. Bir şey yani, olay ünite kompozisyonu değil. Olay sayı. Kaç tane var o üniteden sende yani. Olay o. Ya buradaki ordusunun küçüklüğünü görüyor musun yani? O komik yani. O yüzden diyorum, ekonomiye önem ver. Bir anda patlat ekonomiyi. Bir anda 200 ol. Ondan sonra cebinde 3000 mineral, 3000 gaz olsun. Supply'ın 200 olsun. Elinde de 60 tane cebinde larvan olsun. Bu şekilde git öldür. Anladın? Bu olay yani. Tamam mı? Makro'yu sana öğretecek olan şey bu. Şimdi. O dedim ya, korku diye. Korku, en başta bahsettiğimiz korkuyu at üzerinden muhabbetleri falan. O korkudan dolayı, benzer bir hikayeden dolayı, bu arada müziği ben kendi kulağımda kıstım, eğer ki size de fazla geliyorsa bana söyleyin. O korkudan dolayı şu anda burada 20 tane tank varmış gibi görüyorsun. Diyorsun ki kendi kendine, ulan burada arkada 20 tane tank var burada, ne yapacağım ben şimdi bunlarla diyorsun. Halbuki olay bu. Anladın mı? O korkuyu at üzerinden. Bak. Mikro yapma abi. A move. Attack move. Mikro yapma. Ki bak ki bunlara rağmen öldüremedi seni. Sen inject yapmamana rağmen, larva harcamamana rağmen. Bir de bir şey söyleyeceğim. Srolikan, şeye dikkat et. 2-2'de kaldın. Bu ocağa o kadar önemli bir şey ki o yani. Hani tahmin ettiğinden daha önemli bir şey. 2-2'de kaldın. Bak şeylere dikkat etmiyorsun. Ama bu oyun biri anlıyorum birazcık. Bu oyun biraz stresli bir oyun olmuş senin için. Başta cheese ile başlamışsın. Ondan sonra böyle sıkıntılar falan filan. Erken tek seçimleri falan filan. Ama aklında olsun. 2-2 tamam değil yani. 3-3 lazım. Bir de şu var. Larvanı yine harcamıyorsun. Harcamadığın gibi drone yapmıyorsun. 69 drone'um var şu anda. Bak rakibin seni öldürmeye kasıyor. Bırak öldürmeye kassın. Bırak gelsin. Takız. Bak öldürmeye uğraşma. Şu anda sana saldırıyor. Şu anda bildiğin bait yapıyor sana ya. Şu anda sen neden buradasın şu anda? Anladın mı? Benim merak ettiğim şey bu. Senin base'ine bir yerine saldırdığı yok. Anladın mı? Buradan zaten 3-5 dakika önce vazgeçtin. Bence doğru karardı. Güzel karardı. Git başka yere base'ini kur mis gibi. Çok güzeldi. Şimdi burada niye buradasın yani? Tamam, geç abi buraya. Savunucu, yani defansif oynayacaksan defansif oyna. Şu anda onun istediği şeyi yapıyorsun yani. Anladın mı? Gel tanklarıma gel. Widowmine'larıma gel diyorsun. Sen de baya paşa paşa move command yapıyorsun ya. Baya hani. Geleyim abi. Anladın mı? Ha, gidince siliyorsun. Neden siliyorsun? Çünkü sayı işte bak. Bak. Anladın mı? Farklı kompozisyon. Gerek yok yani. Farklı ünite ne acaba, counter'lar bunu falan. İşte bak sayı counter'lar. Anladın mı bu? Ki başta bu arada söyleyeyim. Tank Hydra'nın hard counter'ıdır. Anladın mı yani? Baya yani. Mass tank yaparsın. Mass Hydra yapana yani. Anladın mı? Viper'sız bir şekilde saçmalar yani o Hydra'lar. Tankların kaybı. Ona rağmen bak. Yani rakibinle çok ilgilisin.
rakibinle daha az ilgilen. Çünkü rakibine daha az ilgilensen problemleri göreceksin. O kadar çok problemim var ki şu anda bak. Bak 5 tane fazla verimsiz şey yapıyor. Bu Queen yıllardır inject yapmıyor. Buradaki gazlar boş. Infestation pit'in yok. Teknolojiler, diğer gerekli teknolojiler, Spire'ın yok. Ultra S Cavern Lurker'den. Ondan sonra Roach Speed'in yok. 3-3 upgrade'lerin yok. Bu Queen'ler. Oho! 200 enerjisi var yani. Bu Queen'de görmen gereken enerji 25. Anladın mı? Bunlarla işte bak 6 tane fazla drone'um var burada. Anladın mı? Bak burada 11 tane fazla drone'um var. What? Ha doğru, bu üçüncü şey. Buraya şey yapacaksın. Yeni base lazım sana. Base çıkmıyorsun. Anladın mı? Bunlarla ilgilenmen gerekirken sen rakibi öldürmeye uğraşıyorsun. İşte bu seni Silver League'de tutar. Hocam peki Thor içinde mi Roach? Bak hala kompozisyon düşünüyorsun. Bundan sonraki maçımda bunun sırf Thor versiyonunu yaşıyorum. Hala maçı, hala kompozisyon düşünüyorsun. Bırak kompozisyonu. Kompozisyon değil de senin olayın. Olay kompozisyon değil. Platinum'a gelene kadar kompozisyon yok. Kompozisyon değil olay, sayı. Çünkü Roach da, Hydra da, Thor'u da, Widowmine'ı da, şeyi de, tankı da döver. Yeterli sayıda olan her şeyi, yeterli sayıda olmayan şeyi döver. Anladın mı? More shit, cameras less shit. Yok, larva kısmında hemfikiriz zaten. E tamam, işte onu diyorum yani. Başka hiçbir ünite yapmana gerek yok. Roach Hydra yeter sana. Her şey için. Sıkıntı şu. Tek sıkıntı şu. Terra'nın max out olmasına izin verirsen o zaman sıkıntın başlar. 17. dakikadasın. Roach Hydra'nın bütün olayı şu. Ben 200 iken rakibim 130 ya da 150-160, tamam mı? Çarpışıyorum, vuruyorum. İndik aşağı, ben 200'e çıkıyorum, o 130'a çıkıyor. Vuruyorum, çarpıştık, indik. Ben 200'e çıkıyorum, o 120'ye çıkıyor. Çarpıştık, ben 200'e çıkıyorum, o 100'e çıkıyor. Anladın mı? Bak ölüyor gitgide. Çarpıştık, ben 200'e çıkıyorum, o 90'a gelebiliyor. Artık şey yapamıyor, yapamıyor. Bu Roach Hydra mantığı bu. Tamam. Roach Hydra'nın bütün mantığı bu yani. Oh. İşte bak. Max out olmasına izin verirsen bu oluyor. Bu sıkıntılı. Buradan, evet, buradan dönüş sıkıntılı. Bu noktada oyunu şu anda, oyun normal senin için easy, very easy zorlukta olacaktı. Diyelim ki bir campaign oynadın, düşün. Oyun very easy olacaktı senin için 80 drone yapsaydın. Şimdi oyunu brutal hale getirdin kendin için. Anladın, çünkü izin verdin. Onun şey olmasına, 200 olmasına. Oyun şu andan itibaren senin için brutal zorlukta. Yani artık bu oyunu kazanabilmek için bayağı pro level şey yapman lazım, makro yapman lazım. Ve şu anda 3-3 upgrade'in de yok. Anladın mı? Bu oyun çok büyük sıkıntılı. 5 dakika önce yapman gereken şeylerdi onlar. Bu arada bu base'den o anda vazgeçtim de bu base'de hala bir cayır cayır bir resource var. Buraya kurabilirsin yani. 1700 gaz var, 1600 gaz var yani. Tamam, o anda vazgeçtim mantıklıydı. Bir daha al sonradan. Şimdi birazcık canını sıkacak ordu. Geldi galiba. Refresh yapmanız gerekebilir. Bak ya, bak. Ya, tam olarak olay şu ya. Olay şu. Tam olarak olay bu yani, anladın mı? Production tab'de ne görüyorsun yani? Bir tek larva harcama görüyorsun production tab'de. Senin teknolojilerin nerede? Upgrade'lerin nerede? Anladın mı? Şu anda neler oluyor?
buradan itibaren işte bak sıkıntı. Sıkıntı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Rally muhabbeti. Rally muhabbeti var bak. Bu da oraya mı rally? Evet bak. Bak bu hidralar buraya rallili. Her biri oraya rallili. Bunlar şu anda move comment'te. Bunlar şu an yürüyerek geçmeye çalışacaklar bak buraya. Hiç sallamıyorlar hidraları. Büyük sıkıntı. Bundan sonrası bak. Bak rallide olduğu için gidiyor, rallisine gidiyor. Şu çizgiyi takip ediyor. Hiç saldırmakla falan hiç alakası olmuyor. Sıkıntı var. Bu noktadan sonra geri getirmesi çok çok zor. Peş peşe dalga olayını sonraki maçta yapıyorum. Dalga vurma olayını yine eriyorlar. Eyvallah. Roach Hydra ile rakibi o dalga vurma muhabbetiyle öldüremediğin zaman o zaman ölüyorsun. Yani bu kompozisyonun olayı bu. Anladın mı? Roach Hydra ile Terran'a izin vermeyeceksin 200 olmaya. Anladın mı? Öyle hızlı Macron şeyin olacak, crisp Macron olacak ki hiç gelemeyecek oraya yani. Anladın mı? 200 vur. 2-2 upgrade'lerle 200 vur. 3-3 upgrade'lerle 200 vur. Anladın mı? Daha kuvvetli. Anladın mı? Böyle biraz mantıklı şey olmuş. Ama birazdan video mine'e gitti. Aynen öyle. Bir de bir şey diyeceğim. Ya yenildiğini artık evet. Tamam bir de GG'yi de lan. Tebrik et. Güzel oynadık rakibin. Allah Allah. Evet sevgili dostlar. Artık yani bir yerde yenildiğini anlayan anladın mı? Hani 21. dakika tamam yapamadık yani anladın mı? Bu şey değil. Tebrik et rakibini çık. Evet sevgili dostlar. Umarım yararlı olmuştur. YouTube'daki arkadaşlar like ediniz, subscribe olmayı unutmayınız. Haberiniz olsun bu tür videolardan. Twitch.tv/lambasideyiz. Canlı gelin takılalım, muhabbetimize katılın. Sizin de replay'iniz varsa Discord kanalımız var. Gelin replay analizleri kanalı var. Yapıştırın oraya drag and drop, gönderin gelsin. Haydi görüşürüz, herkese iyi eğlenceler. Strolik Hanım umarım yararlı olmuştur. Haydi eyvallah. Bye bye.